İyilikleri yaşat, çoğalt, kötülükleri uzaklaştır, kötülükleri def et. Kötülüklerden sakındır. Sakındırdan önce sakın. Kötülükten sakın. Kötü niyetten sakın. Kötü düşünceden sakın. Kötü bakıştan sakın. Kötü ifadeden sakın. Duruştan, hareketten sakın. Oturuşa bile peygamber müdahale ediyor ya. Oturuş, affedersiniz, İki ayağı şöyle dikerek, gösterme açısından. Şu genç arkadaşımız, ayaklarını şöyle diker misin canım? Şu tarz oturmayı Sultanül Enbiya men ediyor. Affedersiniz, tenzih ediyorum sizleri. Köpek oturuşu diyor. Kötü oturuş. Böyle oturma buyuruyor yani. Bakın buraya varıncaya kadar yani. Hani kötülükten sakındırma deyince içki, kumar, fuhuş. Ya bunlara gücümüz yetmiyor. Allah bize güç versin. Ama gücümüzün yettiğini yapalım ya. At gibi yatma buyuruyor Peygamber yatağına sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzünün üstüne yatma. Kötü yatış. Ondan sonra karabasan bindi diyorsun. Karası, beyazı, her şey binecek elbette ya. Niye? Peygamberin emrine muhalefet ediyorsun. Bir mesele ki onda peygamber yoksa, şeytan var onda. Yüzünün üstüne yatma diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kötüyü tarif ediyor yani. Hani sen kötüyü çok büyük yerlerde arıyorsun ya, oralara da gücün yetmiyor. Tamam, daha başka kötü yok yani. Sen senin hayatının içindeki kötüleri bir ara. Senin hayatının içinde kötülükleri ara. Onları def et. İyilikleri bir yapmaya gayret et. Sen kendine gayret et. İyiliği yap. İyilik ne? Kitabın ve sünnetin senden istediği şeyler. Allah'ı razı eden her şeyin tamamı iyilik. Bunları bil. Bunları yap. Allah'ın razı olmadığı her şey kötü. Peygamberin sünnetine ters. Her şey kötü. Kötü. Çıkar hayatından onları. Sen Allah'a karşı mesulsün. Hesabını Allah'a vereceksin.